Sevgili seyirciler, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye sınırlarında kaçak geçiş yapmak isteyenlerin sayısı son yıllarda oldukça arttı. Beşne Birkağ yapımcısı Kenan Taş da Kilis'te sınırın sıfır noktasındaki Afrin Hudut Karakolu'na gitti. Askerin 24 saatlik kaçak nöbetini yerinde izledi. Meşhur o konuşulan hendeyi de belki de ilk kez ayrıntılarıyla görüntüledi. Bu akşam Beşne Birkağ'da ayrıntılarıyla izleyeceğiniz bu dosyanın kısa bir bölümünü şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda sınır hattındayız. Asker iki tane kaçakçıyı yakalamış durumda. Asker Suriye sınırında eli tetikte nöbette. Sadece dünyanın dört bir yanından gelen IŞİD militanlarının değil, kaçakçıların geçişini de önlemeye çalışıyor. Suriye'de iç savaş başlayalı neredeyse 4 yıl oldu. Savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye. Gelen mülteci sayısı 2 milyonun üzerinde. Kaçak geçişlerde büyük sorun. Beşne Birkağ ekibi Suriye'nin sıfır noktasında Kilis'teki Afrin Hudut Karakolu'na gitti. Askerin aldığı önlemleri yerinde izledi. Kahraman mühendisliklerim, merhaba. Tamam. Nasılsınız? Güçlüyüm. Cesurum. Hazırım. Bizim görevimiz burada alçak irtifadan uçan uçak, helikopter, insansız hava aracına karşı bu bölgenin hava savunma emniyetini almak. Stinger füzeleriyle, tanklarla nöbetteler. Hat boyu örülen duvar ve hendeklerle geçişleri engellemeye çalışıyorlar. Aydınlatma direkleri ve projeksiyonlarla da bölge 24 saat izleniyor ama bazen yeterli olmuyor. Kaçakçı tespit edildiği anda operasyon başlıyor. Şu anda sınır hattındayız. Bir Kobra aracı kaçakçılara müdahale edecek. Biz de onu görüntülemeye gidiyoruz. Kameraman arkadaşım Yusuf Ağbaba ile birlikte. İki kişiydiler. Kıskıvrak yakalandılar. Evet, şu anda görüyorsunuz asker iki tane kaçakçıyı. Kaçakçıyı yakalamış durumda. Müdahale ediliyor. İki kaçakçı muhtemelen sigara var sırtlarında. Sınır hattında kaçakçılık büyük bir organize iş. Yakalanan bu kişilerse zincirin en küçük halkası. Canlarını tehlikeye atıp kaçakçılık yapmalarının arkasında bölgeye dair uzun uzun konuşulması gereken pek çok gerekçe var. Gecede benzer bir ihbar alındı. Her iki operasyonda da yakalananlar savcılığa teslim edildi. Asker görev yerine döndü. Tabii bir sonraki ihbara kadar.